aslında kına saça iyi geliyor. Yani bizim yaradanımız aslında bize doğadaki nimetlerini sunmuş. Hı. Ama şimdi şu anda izleyenlerin tamamı kına mı saç boyası mı desem %100'e yakını saç boyası diyecek. Çok eskiler kına kullanıyor ve gerçekten saçı besliyor, saçı arındırıyor. Özellikle saç derisine çok faydalı. Hı hı. Artı şu artısı da çok var. Aslında saça çoğaltmıyor yani arttırmıyor ama zemini de boyadığı için hı hı. saçınız daha çok gibi gözüküyor. Hı hı. Psikolojik olarak da destekleyen bir ürün ama dediğim gibi artık o kadar teknoloji gelişti ki hani modern ürünler hı hı. kullanıyoruz artık. Yani çok fazla artık talep edilen ürünler arasında değil. Hı-hı. Yani özellikle belli yaşın üzerindeki kadınlarımız kullanıyor bu tarz Hı-hı. ürünleri. Ama tabii kullanabilirlerse kına bu anlamda hani çok zararı olmayan, Hı-hı. çok masum bir ürün. Hı-hı. Ama dediğim gibi ne kadar ben dersem diyeyim hani kına çok faydalı kullanın maalesef Hı-hı. kullanılacağına pek itimat etmiyorum. Hı-hı. Ama dediğim gibi öyle bir imkanları varsa Hı-hı. kesinlikle birinci tercih her zaman kına olması lazım. Peki aynı saç boyalarındaki gibi kınanın da daha kaliteli olduğunu, daha iyi olduğunu anlamanın yolu var mı? Yani şöyle söyleyeyim, tüketici olarak anlamanız çok zor. Hı. Yani üretim yeri çok önemli. Bu anlamda dünyanın en kaliteli üretimi Hindistan'dan Hı. gelen ürünler. Ama dediğim gibi kullanılmadan anlaşılması çok zor. Yani biz sonuçta bir kına üreticisi değiliz. Hı hı. Kullandıktan sonra anlaşılır ama genelde bunlar hani doğal yollarla elde edildiği için hı hı. en kötü renginde çok kalitesiz hani hı. olabilir. Hani saçınıza asla bir zarar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar da duymadım açıkçası ama hani dediğim gibi buradaki beklentiniz de şu olmasın. Benim saçlarım dökünüyor, kına yapayım düzelsin. Aslında bunu iddia eden birçok insan da şu yanılgıya düşüyor. Kına ile boyadığınız zaman saç deriniz de boyanıyor. O yüzden daha az. Daha gür gibi gözüküyor. Aslında şu artısı da var. Saç dökülmesinin %50'si psikolojiktir. Hmm. Siz saçınız döküldüğünü düşündüğünüz an daha çok saçınız dökülür. Ve bunu dert ettiğiniz zaman daha çok saçınız dökülmeye başlar. Ben 29'lu yaşlarda çok ciddi saç sorunu yaşayan biriydim ama müthiş. Hı hı. Uykularım kaçıyordu. Bir gün şu kararı aldım. Saçımı üzmeyeceğim ve dedim ki dökülüyorsan dökül. Yani yaş 29'dan bu yaşa kadar geldim. Sorunu çözdüğümü düşünüyorum. Çünkü dökülme gerçekten kesildi. Ve gerçekten saçıma odaklı yaşamamaya başladım. Ama onu da üzmüyorum. Yani en son işte 7-8 sene önce fön çektirdiğimi hatırlıyorum. Onun dışında asla mesela fön asla çektirmem. Yani ve şunu da öneriyorum. Yani doğal ürünler kullanmak çok önemli ama saçı banyodan sonra kesinlikle ama kesinlikle kurutma makinesiyle kurutulmasın. Yani çok hı hı. aniden çok sert bir havluyla kurutmaya çalışmasınlar. Hı hı. Hafif kompres yapa yapa kurutsunlar hı hı. ve yani oda sıcaklığının biraz daha yüksek olduğu bir yerde beklesinler. Hı hı. Asla çok hızlı kurumasına izin vermesinler. Birçok insan bana şey diyor, o zaman hasta oluruz, sinüzit oluruz. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Hı hı. Yani bizim bünyemiz fön makinesiyle bizi Tanrı, fön makinesi vermiş, işte bununla yaşayacaksınız diye yaratmamış. O yüzden de doğal olan her şeyin çok iyi olduğunu bilsinler. Hı hı. Ve dediğim gibi saçlarını sevdikleri an saçları onları çok sevecek. Hı hı.